Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda bir parabol sorusu çözeceğim size. Bu soruda sizden ricam yorumlarda soruyu nasıl yaptığınızı anlatmanız. Eğer benden farklı bir şekilde yaptıysanız. Bir de birazdan yapacağım yorumlardan herhangi birisi size zor geldiyse onu da belirtmenizi isterim. Çünkü bu soruyu ben e, parabol ve Nokta nokta açısından önemsiyorum. Nokta nokta kısmında şu an bir şey demeyeyim. Siz hala videoyu durdurmadıysanız durdurup bir çözmeye çalışın. Sonra arkadaşlar ben de söyleyeyim. Şimdi videoyu durdurduğunuzu varsayıyorum. Ben bu soruyu parabol ve analitik açısından önemli görüyorum arkadaşlar. Çünkü soruda çok basit bir analitik yorumu yapacağız. Bir de bu soruda arkadaşlar aslında parabolden ziyade temel ikinci derece denklem yorumu göreceğiz. Dediğim gibi yorumlarda kafanıza hani ilk etapta yatmayan ama a çözünce tamam anladım ya da şu noktası bence biraz hocam zordu ya da hiç zor değildi şundan dolayı zor değildi diye belirtirseniz sevinirim. Çünkü benim önemsediğim sorular arkadaşlar açık söylemek gerekirse ÖSYM'nin de önemsediği yorumlar oluyor. Ben gerçekten sınavda arkadaşlar sorunun zorluğuna kolaylığına kesinlikle bakmıyorum. Yıllardır soru incelediğim için soruları gerçekten biraz ben hani ÖSYM mantığında anlamaya çalışıyorum arkadaşlar ve onlar ne sorar, nasıl sorardan ziyade gerçekten ne sorarsa sorsun, nasıl sorarsa sorsun öğreteceğim yorumlarla soruları çözebilme ve çözdürebilme hedefini taşıyorum. O yüzden de gerçekten burada birçok zaman soruların ne olduğunu önemsemiyorum. Orada ufacık bile güzel bir yorum varsa ondan bahsetmeye çalışıyorum. O yüzden bir soru yorumların formatı da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yeni nesil eski nesil hiç önemli değil. ÖSYM'nin zaten genel tarzına baktığınız zaman yeni nesil eski nesil fark etmek sizin gerçekten bilgileri çok iyi yorumlamanızı istiyor. Şimdi bu soru karşımıza çıktı. Baktım böyle bakın OA ile OB neden eşit verilmiş olabilir bunu düşüneceğim. Ve şimdi OA ile OB'nin eşit olması bana bu soruda şunu katar. Bakın burası 45 derece olur. İkiz dik üçgenden dolayı. Bir doğrunun eğimi sola yatıksa tanjant 45 normalde evet 1'dir. Ancak doğru sola yatıkta olduğu için Doğrunun denklemi y eşittir eksi x artı n şeklinde olur. N'yi bilemem çünkü arkadaşlar bu doğrunun y eksenini kestiği noktası n olsun. Apsisi de böyle nedir? ama hiçbir şey bana katmaz şu görüntüde. Neden apsisi n dedim? Y'ye sıfır verdiğimde x'e n geliyor o yüzden. Şimdi bu doğruyla bu parabolün kesim noktasının ortasını soruyor aslında bana. Yani şu c1'in apsisine x1 D'nin apsisine x2 dersek beklediği şu nokta x1 artı x2'nin yarısı. Peki x1 artı x2 ne arkadaşlar? Bu iki denklemin kesişimlerinin kökler toplamı yazayım bakın. Bu iki denklemin kesişimlerinin kökler toplamını soruyor. Peki kesişimleri nasıl buluruz? İki denklemin ortak çözerek Bakın birisi y eşittir 3x kare eksi 7x artı m. Diğeri de y eşittir eksi x artı ne? Taraf tarafı çıkardığımız zaman 0 eşittir. 3x kare eksi 6x artı m eksi ne? Burayı bilmiyoruz ama hocam. Kökler toplamında arkadaşlar sabitin önemi var mı? Yok. Beni ilgilendiren x ve x karenin katsayısı. Haliyle x1 artı x2 arkadaşlar buradan eksi b bölü a'dan 6 bölü 3'ten 2. Her iki tarafı 2'ye bölersek x 1 artı x 2 bölü 2 1'e eşit oldu. Ve zaten iki noktanın orta noktası nedir? Apsislerin toplamının yarısıdır. Bu yüzden x 1 artı x 2 bölü 2 bunların orta noktasının apsisini verdi arkadaşlar bize CD'nin orta noktasının apsisi gördüğünüz gibi x 1 artı x 2 bölü 2'den 1 olmuş oldu. Bu şekilde, bilinmeyenler olmasına rağmen yapmam gerekenleri yapınca soru kendiliğinden geldi. Bu yüzden lütfen temel bilgileri çok iyi bilin. Yani aslında konunun başında öğretilen, temel olarak anlatılan yerler arkadaşlar gerçekten bize devamında da çok fayda sağlayan yerler. Bunlarla alakalı ben mümkün olduğunca böyle sene içinde hem bir soru yorumlarla hem de benim çok önemsediğim arkadaşlar size mümkünse onar soruluk daha az veya daha fazla olurum bilmiyorum ama geçen sene de hazırladığım onları biraz daha böyle çeşitlendirerek yaptığım yorum soruları var. Onları bu sene ben hatta kazandıran yorum soruları başlığıyla yapacağım. Bu yüzden sizden ricam arkadaşlar, TYT'yi lütfen olduğu kadar hızlı olabildiğiniz kadar hızlı bitirmeye çalışın. Geometriden eksik bırakmamaya çalışın. Yani böyle Ocak Şubat arasında sizin TYT ve geometri anlamında bayağı bir ilerlemiş olmanız lazım. Geometriye şöyle bir şey diyemiyorum. Bazı öğrenciler geometride çok yavaş okulları normal hızda gidiyor veya kursları veya kendiniz çalışıyorsunuz belki bir planınız var. Benim tercihim ben genelde öğrencilerimle Mayıs'ta başladığım için Mayıs'ın sonunda benim tercihim maksimum Ocak Şubat'ta bitmesi. Bitiremiyorsanız en kötü arkadaşlar geometriyi de Mart da falan bitirmeye çalışın ki sonra sürekli onunla ilgili soru çözmeye ve tekrara ayırırsınız. Matematikte de TYT'yi çok uzatmamak lazım. Haldır uldur çalışın demiyorum ama vaktinizi çok iyi değerlendirin. Bakın 12. sınıflar okula gidilmiyor şu an. Zaten mezunlar kurs vesaire falan. Biraz daha vakit bolluğu var. Ee, çok fazla abartıp 9-10 saat günde uyumayın. Maksimum 8 saat olsun arkadaşlar erken kalkmaya çalışın. Güne lütfen erken başlayın. Yani ben hocam 3'te yatıyorum. 10.30'da kalkıyorum. 11'de kalkıyorum. Bana sorarsanız doğru değil. Günü değerlendirmek psikolojik ve fiziksel, açısın, fiziksel açıdan. Ama hani çok karışamıyorum. Ben açık söylemek gerekirse sabah çok erken kalkıp gün erken başlayıp Günün çok büyük bir kısmını ilk yarısında bitirip Sonra bir dinlenme molası verip günün ikinci yarısına başlayarak bir nevi güne üçe bölmeyi daha doğru buluyorum. Yani uyku, ilk çalışma ve ikinci çalışma şeklinde olan durum bana daha doğru geliyor. Daha güzel geliyor ve daha verimli geliyor. Ama işte burada bizim doğrularımızla verimli olma durumu bazen çakışabiliyor, bazen de çatışabiliyor. Ben verimli olmayla doğru olmayı mümkün olduğunca çakıştırdığınızda başarıya biraz daha kolay erişeceğinizi düşünüyorum. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.